Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Akit TV ekranlarında gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün 6 Eylül 2017 Çarşamba. Bugün önemli konu ve konuklarımla karşınızdayız. Bugün İslam dünyasındaki sorunları konuşacağız. Almanya'daki krizi konuşacağız. Arakan'da yaşanan soykırımı. Ümran Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin Özdemir hocamla, kendisi stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Düşünce Mektebi yazarı Mehmet Beyhan hocamla bu konuları konuşacağız. Efendim siz de hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle İslam dünyasının sorunlarına değinelim. Şimdi İslam düşmanları Müslümanların aleyhine ne yazık ki her türlü hile ve tuzağı kuruyor. İslam dünyası da bu tuzakları bozmak için uğraşıyor mu, uğraşmıyor mu? Yani siz şu anda İslam dünyasının bulunduğu hali nasıl değerlendiriyorsunuz Şemsettin Hocam? Teşekkür ediyorum. Bu büyük derdimiz. Şimdi şöyle özetlemek istiyorum toparlamak açısından. Sene 1991. Evet hocam. Sovyetler Birliği kendi kendini fesheder. O ana kadar uluslararası güçlerin en büyük düşmanı komünist sistemdi. Evet. Fakat o andan itibaren düşman değişir. Düşman İslam ve Müslümanlardır. Bunu deklar eder Amerika, NATO. Evet. NATO'nun konsepti Müslümanlara döner. Sene 2001, Amerika'daki meşhur kule saldırıları ve arkasından 3 önemli açıklama gelir bu süreç içerisinde. Bir, der ki Bush, o günkü Başkan Bush. Evet. Bu andan itibaren fundamentalist Müslümanlara karşı 4. Dünya Savaşı başlatmış bulunmaktayız. Bir başka yetkili bir Haçlı Seferi başlamıştır söyler. Yine bir başka yetkili Kissinger der ki İslam'ın İslam'la savaş dönemi önümüzdeki yıllarda gelmektedir. Evet. İfade eder. Şimdi bu iki şeyi şunun için özetledim. Aslında bağıra çağıra açık ve aleni İslam'a ve Müslümanlara İslam'ı bir hayat tarzı olarak hakim kılmak isteyen İslami yoruma karşı dünyanın en büyük gücü olan ABD, NATO açık savaş ilan etme, deklar etti. Hiç utanmadan, çekinmeden. Evet. Fakat işin acı tarafı, ben her zaman bunu konuştuğumda söylüyorum. Bu uyarı, bu açık savaş ilanı bizim camialarda çok dikkate alınmadı. Neden dikkate alınmadı? Aslında bu önemli bir soru. Zaman zaman Kur'an-ı Kerim okurken Allah bize Firavun'u konuşturur. Değişik surelerde. Evet. Sonra isim vermeden Nemrut'u. Evet. Zaman zaman açıkça iblisi konuşturur ve sorarım. Niye? Der ki aslında çağınızdaki iblisleri, Firavunları, Nemrutları tanıyın. Eğer biz hayata Kur'an-ı Kerim'in basiretiyle, ferasetiyle baksaydık, biz bu uyarıyı ciddiye alırdık. Peki çağımızdaki Firavun ve Nemrutları nasıl tanıyacağız? Bunlar eskiden bir farkları yok. Şimdi Firavun kendisine karşı çıkan ellerini ayaklarını çaprazlama kesip idam edeceğini söyler. O gün İslam'a iman eden Müslümanları kendi itira karşı çıkmasına rağmen. Bugün de hani Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle dünya beşten büyüktür. Bu beş büyük ülke veto yasasıyla istediğini asıp istediğini kesmektedir. Mazlumların aleyhine sistemi işletmektedir. İnsanlara biraz bakmamız lazım. Ömrümüz Amerika'yı, Siyonizmi, İsrail'i suçlamakla geçti. Bu bizi bir yere götürmüyor. Amerika, Siyonizm, İsrail, NATO şeytan. Evet. Şeytana niye şeytanlık yaptın denmez. Mümine düşen görev şu. Bu oyundan nasıl kurtulacağız? Adam diyor ki İslam'ın İslam'la savaşı. Bu ne demektir? Bir, mezhep savaşı. İki, etnik savaşı. Üç, hizip savaşı. Evet. Şu anda bunlar üçü de İslam coğrafyasında yaşanıyor. Evet. Afganistan'da, Yemen'de, Suriye'de, Libya'da vesairede. Şimdi bu görülen, gelecek olan şeyi zamanında Müslüman dünyanın siyasetçileri, alimleri, düşünce adamları görerek büyük bir felaket geliyor. Biz buna tedbir alalım demesi gerekirdi. Hani erken uyarı sistemiyle acaba İstanbul'a büyük bir deprem geliyor mu diye herkes bakıyor. Evet. Acaba bir haber veren var mı? Yani deseler ki bir hafta sonra deprem var İstanbul'u boşaltır kaçarız. Evet. Şimdi dünyanın en büyük gücü ben size savaş ilan ettim. Sizi mağlup edeceğim.
bu 4. Dünya Savaşı'dı. Üçünü kazandık, bunu da kazanacağız demiş olmasına rağmen Müslüman alim geçinenlerin, cemaatlerin, örgütlerin, teşkilatların ve devletlerin bugünkü felaketi, geliyorum diyen felaketi görüp tedbir alması gerekirdi. Almak uyanıklığı gerektirir. Neden tedbir alınmıyor peki? Yani bu kadar şimdi olaylar oluyor, yani uyarılar yapılıyor. Müslümanlar neden tedbir almıyor? Küçük düşünüyoruz. Herkes ya hizip, ya küçük devlet menfaatleri veya mezhep menfaatleri. Şimdi düşünüyorsun, ne kaldı elimizde? Suriye kime kaldı? Yemen ne oldu? Afganistan'dan bir hayır var mı? Irak biraz sonra bir daha kavga çıkarsa mahvoldu. Libya perişan. Hangi hizbe kaldı? Hangi mezhebe kaldı? Irak'ta da Şemsettin Hocam 25 Eylül'de referandum yapılacak. Kuzey Irak'ta referandum yapılacak. Irak hükümetiyle Kuzey Irak'taki Barzani ne yazık ki ters düşüyor. İsrail Kuzey Irak'ın bağımsızlık referandumunu destekliyor. Destekleyenlere baktığımızda amacın adım adım ne olduğu anlaşılıyor. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi aldıktan sonra sizin önemli bir yazınız var. Evet. Mehmet Hocam, bu konuyu da size sormuş olacağım. Şemsettin Hocam. Şöyle ifade edeyim. Irak zaten 15 senedir, 20 yıldır iç savaş yaşıyor. Hele 15 senesi kan gözü ve gözyaşı akıyor. Mezhep arası, etnik yapı arası kavgalar devam ediyor. Şimdi Barzani'nin ve Kuzey Irak yönetiminin bağımsızlık ilan etme görüşü var. Evet. Ama burada başka bir suçlu ve sorumlu var. Kim bu? Merkezi Irak yönetimi. Merkezi Irak yönetimi eğer mezhep bağlamında hadiseye bakmasa, Sünni Arap coğrafyasını mahvetti Kuzey Irak'ta, oralara daha mezhebi aşan bir mantıkla yaklaşsaydı, Barzani ve ekibinin böyle bir şey deme imkanı zaten fiilen olmayacaktı. Ne diyor Barzani? Temelinde bu sorunun mezhep mi var? Bu büyük oranda Irak yönetiminin aptallığının, diyorum bunu açık bile bile söylüyorum, El Maliki döneminden kaynaklanan bedelini ödüyor şu anda. Evet. Hala bir ihtimal var. Hala Sünnilerle ve Kürtlerle Irak gerçekten geçmiş 10 yıldaki imajını değiştirmek üzere bir karar verirse ve bunu ifade ederse, o zaman ne ortaya çıkar? O zaman şu çıkar ortaya. Bunu dikkate alması gerekir. Bunu göz önüne alması gerekir. Ve mezhep kavgası yerine bunun bir şey kazandırmayacağını görmesi gerekir. Çünkü diyelim ki geçen bir arkadaş da söylemişti. Yani Kürtlere devlet olunca karşı mı çıkıyoruz diye. Esas itibariyle dedim ki asıl soru şuna bakmak lazım. Acaba biz Kuzey Irak'ta bir kavga çıkarsa, Merkezi Irak yönetimiyle bir iç savaş çıkarsa, yani Barzani bağımsızlık ilan etmekle olay orada durmaz. Mevcut Irak yönetimi savaş ilan etti Kürdistan bölgesine. Ortada ne kalacak? Hiçbir şey kalmayacak. Asıl doğru olan Irak'ta Kürtlerin de, Türklerin de, Türkmenlerin de, Sünni ve Şiilerin hepsinin çoğunluk esasına göre değil, adalet esasına göre mezhebin ve etnisten üstüne çıkarak bir yeni yönetimi inşa edebilmesi gerekir. Bunu başaramazsak Barzani'nin bağımsızlık ilan etmesi kandan başka bir şey getirmeyecek. Evet. Sonuç itibariyle ama asıl önemli burada merkezi yönetim yolunu doğru tutması lazım gelir. Buna zannediyorum Türkiye bu konuda çaba gösteriyor. Çünkü Suriye, Yemen, Libya, Mısır, Afganistan şunu ortaya koyuyor. Parçalandıkça kan dökülüyor. Yüz binlerce insan öldü. Bu coğrafyada hiçbir mezhebe ve gruba şu anda kalmamış. 50 yılda ancak inşa edilir yeniden. Dolayısıyla Kuzey Irak'ın böyle bir sonuca gitmek iddiası ona bir fayda getirmez. Ama bunu Merkezi Irak yönetiminin onun destekçisi olduğunu söyleyen İran'ın bugüne kadar yaptığı mezhepçi politikadan geri adım atarak daha kuşatıcı bir politika üretirse, yani dün Sünni Saddam vardı, şimdi Şii biz geldik, intikam alıyoruz mantığı Irak'ı felakete götürdü. Aksi olsaydı bugün ben bu kadar iç savaşı olacağını, IŞİD'in Kuzey Irak'ta hakim olacağını zannetmiyorum. Yoksa iş daha da karışık hale Afiyet gelecek. Olacak. Yani bize iç savaş olmayacak. Ya Irak'ta bir iç savaş çıkabilir. Çıkar. Rahatça. Tedbir almazsa Irak, evet, merkezi hükümetinin Maliki döneminden yapmış olduğu yanlışlara devam etmesi sebebiyle bölgede mezhep kaynaklı
bir bağımsızlığa doğru bir gidiş var. Bir şey daha vurayım. Buyurun. Madem. Yani burada başkalarını suçlayarak bir yere gidemeyiz. Irak yönetimi şunu düşünmeli. Amerika bizi bölüyor, İsrail bölüyor. Ya tamam da bölünme. Bölünmemenin yolu... Oyuna gelme. Ha, oyuna gelme. Sen oyuna geliyorsun, bizi kullandı. Kullanırlar. İblisin görevi saptırmak. Senin de görevin sapmamak için bütün tedbiri almak. Evet. O açıdan böyle bakmak lazım. Şimdi mevzu İsrail'den açılmışken... Mehmet Beyhan Hocam, Düşünce Mektebi yazarı, köşenizde İsrail'in sinsi planı başlıklı bir yazı kaleme almıştınız. Evet. Orada çok enteresan bir olaydan bahsetmiştiniz. Yani Almanya'daki krizi çok farklı bir açıdan bakmışsınız. Almanya'daki krizin, yani Almanya'daki kriz derken Almanya ile Türkiye arasındaki krizin arkasında İsrail'in olduğunu söylemişsiniz yazınızda. Evet. Neye dayanarak söylediniz? Gerçekten İsrail bu krizin perde arkasında var mı yok mu merak ediyoruz. Evet. Buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim. İyi fark etmişsiniz. Şimdi esasında sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye ile Almanya arasında son zamanlarda bir gerginlik var. Evet. Bu gerginlik hala da devam ediyor. Bunun tabii bir takım Almanya'nın kendi içerisinde yapılacak olan seçim yapılmış bir yönelik bir tarafı var ama diğer bir tarafında da ben bu konuyu aslında araştırınca... Aslında işlerine de geliyor değil mi? Yani tabii işlerine Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye muhalefet ettikçe, Türkiye'ye saldırdıkça bu ırkçı grupları yanlarını çekmiş oluyorlar. Aynen öyle. Şimdi ben bu konuyla ilgili araştırıp meselenin ne olduğunu önce bir anlayıp ondan sonra bu konuyla ilgili bir yazı yazmak istiyordum. Malum gündem olduğu için. Hı hı. Bu konuyla ilgili Almanya'da Türkiye'nin aleyhinde yazılan yazıları okuyup inceleyince bir baktım ki bir takım isimlere, yani Türkiye ile ilgili eleştirilerde Türk kendi isimlere referans göstererek yani temel eleştirilerini o Türk kendi insanların üzerine bina ederek yazıyorlar. Hı hı. Bu kimseleri araştırınca baktım bunların bir kısmı FETÖ'cü, bir kısmı PKK'lı. Peki bu FETÖ ve PKK'yı isimlere hangi platformlara organize ederek panelde konuşturtmuş, konferans yaptırtmış, medyasına konuşturtmuş? Onları incelediğimde bunları Yahudi lobileri gördüm. Evet. Şimdi bu Yahudi lobilerin aynı zamanda İsrail'e köklü ilişkilerini inceledim. Şimdi böyle olunca bu defa bu meselenin Almanya'dan birinci derecede kaynaklanmadığını, Siyonist Yahudi lobilerden kaynaklandığını fark ettim. Tabii bunu da çok kendileri açısından tırnak içerisinde zekice yapıyorlar. Çünkü özellikle bu Türk kendileri yapınca Alman kamuoyunu ikna etmek daha kolay oluyor. Evet. Çünkü bunlar sonuçta Türk ve Türkiye'nin aleyhine konuşuyorlar. Dolayısıyla daha ikna oluyorlar. Şimdi politikacılar da siz de takdir edersiniz ki yani sonuçta kitleleri memnun etmek için, kitlelerin hislerine tercüman olmak için politika yaparlar. Şimdi bence Merkel ve diğer politikacılar bunun farkındalar. Fakat işlerine öyle geldiği için, siz de belirttiğiniz gibi, işlerine öyle geldiği için o şekilde davranıyorlar. Şimdi hal böyle olunca ben de bu defa Almanya'yı bıraktım. İsrail ile ilgili daha yakın okumalar yaptım. Bununla ilgili bilgi kaynaklarım Middle East, El Cizire İngilizce, Carul Selam, Hares gazetesi, bunlar İsrail kökenli medyalar. Bunlarla ilgili okumalar yapınca bambaşka bir şey fark ettim. Şimdi genelde hani çok meşhurdur, vaat edilmiş topraklar olarak bilinen. Evet. Fakat arz-ı mevdut. Arz-ı mevdut olarak tarif edilen bu bölgede, hı hı, bir İsrail'in İsrail bir hakimiyet kurmak istiyor. Hı hı. Şimdi bu genelde ilk başta ben de bu şekilde düşündüm işin doğrusu. Fakat bununla ilgili yakın okumalar yapınca, hı hı, satır aralarında fark ettim ki, hı hı, bu esasında sadece bir arz-ı mevdut, yani vaat edilmiş topraklar değil de bir de kaynaklara dikkat çektiklerini ki fark Orta ediyorum. Doğu'da kaynaklar açısından büyük kaynaklar var. Başta petrol olmak üzere, evet, yeraltı kaynaklarından beslenmek istiyor. Enerjiye ihtiyacı var demişsiniz yazınızda. Evet, şimdi hem o hem bir de gittikçe dünyada
küresel ısınmayla birlikte gıda kaynaklarının azaldığı bizim ülkemizde de zaman zaman gündeme gelir. Fakat Batı dünyasında bu daha çok tartışılan bir mevzu. Şimdi bu topraklara mesela kaynaklar açısından baktığımız zaman dünyanın zaten bu gıda kaynaklarıyla ilgili bir azalan bir tarafı var. O İsrail kökenli yazarlarda bu bölgenin toprakların verimliliğinden mesela bahsedildiğini fark ettim. Ha, demek ki konunun birisi topraklar. Şimdi toprak olunca bu defa bu toprağı işlemeniz için suya ihtiyacınız var. Şimdi Nil ve Fırat Nehri de bu bölgede olunca bunların bu ihtiyacı da karşılanıyor. Doğal olarak bir zenginlik getirecek. Bu zenginliğin onlara sağlayacağı sanayi ve teknolojinin gelişiminde büyük etkisi olacak. Bu artık sanayi ürünleriniz de var. Bunu dolayısıyla dünyaya servis etmeniz lazım. Şimdi bu bölgenin üç kıtanın kesiştiği noktada olması hasebiyle deniz ve kara hava yolları buralarda oluyor. Ve aynı zamanda jeostratejik olarak çok önemli bir konuda. Hem ürünleri dünyaya daha rahat servis etmesi bakımında hem de bu coğrafyaya hakim olan Batıların meşhur bir sözüdür. Dünyaya hakim olur. Yani İsrail'i dünya siyasetinde daha önemli bir aktör haline getirecektir. Esasında burada ben yazıda da belirttim, burada da vesilenizle tekrar belirtmiş olayım. Batılılara da belki şunu da hatırlatmamız gerekiyor. Yani İsrail gerçekten bu bölgeye hakim olduğu zaman Avrupalılar yerinde rahat duracak mı? Yani bu esasında Avrupalılar belki bunu iyi anlatmamız lazım. Yani İsrail bu bölgeye hakim olduğu zaman esasında Avrupalıları da rahat bırakmayacaktır. Yani bunun örnekleri tarihte vardır. Dolayısıyla bu yazının öyküsü bu şekilde çıkmış oldu. Artık yani Almanya ile aramızda yaşanan kriz olmaktan çıktı. İsrail'in sinsi planı olarak şekillendi. Dolayısıyla İsrail burada bir 100 yıllık bir politika oluşturmaya çalışıyor. Bunu hem sahada bunları yaparken uluslararası platformlarda da mesela bu Sisi darbesinden dolayı ilişkilerimizi biz kesince Mısır'da daha etkin olmaya başlıyor ve etkinliği gittikçe de artırıyor. Şimdi dolayısıyla bu arada bu vesileyle belirtmiş olayım. Yani bizim Türk dış politikasını oluşturan politikacılarımız bu politikalarını da revize etmelerini öneriyorum. Aksi halde İsrail'in etkinliği Mısır'da arttığı zaman sadece Mısır'ı kaybetmeyiz, Kuzey Irak'ın bütününü kaybederiz. Yani devlette duygusallığa yer yok, Mısır'la görüşelim mi diyorsunuz? Şimdi yani tartışmasız görüşelim mi diyorsunuz? Şimdi, bakın, bizi Mısır halkıyla ve rejim devam etti diyelim. Biz nasıl barışacağız Mısır'la? Amerika mı barıştıracak bizi? İsrail mi barıştıracak? İngiltere mi barıştıracak? Eğer bir yol olması lazım, biz köprüler atamayız. Mısır'da diktatörlük var da Suud da mı yok? Evet. Başka yerde mi yok? İslam dünyasının %99'u diktatör. İlk günlerdeki duygusal siyaset giderek normalleşmeli ve el altından sonra açık açık. Zaten Mısır'la ilişki tam kopmuş değil. Dışişleri Bakanlığı vesaire görüşüyor ama bu yollardan başka çare yok. Ben zaman zaman bunu dediğim zaman kızanlar var. Diyorum ki rahmetli İzzet Begoviç en büyük düşmanları katillerle Tuçman ve Miloşeviç'le oturdu. Ülkesinin geleceği için konuştu. Biz Mısır'la anlaşmaya mecburuz. Aksi takdirde çok güzel Mehmet'in dediği gibi düşer başkasının kucağına, bir daha ebediyen ulaşamayız oraya. Başkaları oyun oynuyor. Şimdi Mısır yönetimi askeri darbe yaptı. O darbe bizim İslam dünyasında zaten darbe ve şeyler normal hal. O bakımdan biz bu kapıyı kapatırsak başkaları bayram eder. Zaten İsrail'in gücü şu anda biz birbirle kavga ettiğimiz için bu halde. Arap Baharı olaylarının bir önüne gidelim. Eğer o Arap Baharı olayları netice müspet olsaydı İsrail de Yahudiler şimdi kaçıyordu. Evet. Bak orada bir şey de söyleyeyim. Etrafına duvar ören İsrail korku çemberinde yaşıyor. Duvar ören bir adam büyük İsrail'de kuramaz. Biz kurdursak kurar. Yani biz birbirimize uğraşır, birbirimizi yok eder. Bütün irademizi, bu bizlerken bütün Müslümanları kastediyorum. Ha, o zaman İsrail büyük İsrail'i kurar. Yoksa etrafına duvar örmüş Almanya kim kaybetti? Doğu Almanya kaybetti. Duvar ördü ve kaybetti. Şöyle, büyük İsrail'in kurulmaması için neler yapmalıyız? Onu soracağım. Reklamdan sonra sizin konuya da devam edeceğiz. Peki. Kısa bir ara veriyoruz değerli izleyenler. Bu arada bizleri izleyenler var.
Murat Beyazkaya izliyor bizleri. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Mehmet Odabaşı size selam söylüyor. Şemsettin Hocam selamları var. Kısa bir ara veriyoruz. Bu arada bize @akittv Twitter hesabından soru sorabilir ve programla ilgili yorum yapabilirsiniz. Hemen konuklarıma da reklam dönüşü sorularınızı sorabilirim. Kısa bir ara. Evet, gündem özel programına devam ediyoruz değerli izleyenler. Şemsettin Özdemir, Umran Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Mehmet Beyhan Düşünce Mektebi yazarı, konuklarım bunlar. Şimdi en son reklama gitmeden önce, Büyük İsrail'in kurulmaması için biz neler yapmalıyız Müslümanlar olarak, onu Şemsettin Hocama soracağımı söylemiştim ve öyle araya gitmiştim. Hocam, Büyük İsrail'in kurulmaması için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Peki, evet. Elimizden neyin gelmesi lazım? Neler yapmalıyız İsrail'in, Büyük İsrail'in kurulmaması için? Önce ben az önce ifade ettiğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Etrafına kendisini Müslümanlardan korumak için duvar ören İsrail, aslında korku duvarının içerisinde kendi garanti görmek istiyor. Bir hayali projesi var. Nil'den Fırat'a vaat edilmiş topraklar. Esas itibariyle bu Tevrat'ta da bahsedilen, Kur'an'da Hazreti Musa kıssasında anlatılırken arz-ı mukaddes olarak söylenen, müminlere hak ettiği zaman vaat edilen yerlerdir. Yoksa etnik olarak bir ırka vaat edilmiş topraklar vesaire değildir. Evet. Ve Yahudiler aslında tarihin en büyük hatasını yaparak yıllarca kendisini korumuş Müslüman ümmetin coğrafyasının göbeğine İngilizler eliyle getirip yerleştirildiler. İsrail devleti kuruldu. Ve bütün Batı dünyası gücü el birlik destekleyerek bu noktaya geldi. Ama Müslümanlarda küçük bir kıpırdanma, bir uyanma bunu bozuyor. Mesela bir Hamas'la bile baş edemiyor. İsrail şişirmiş bir balon. Aslında Büyük İsrail'i hayatta kuramaz ancak bir şartla. Eğer biz hala mezhebimize, etnik yapımıza, hizbimize, küçük menfaatlerimizi bir kanını akıtır, akıtmaya devam edersek, o arada zaten itilafları çoğaltarak yine Büyük İsrail'i kuramaz ama kurmak için bir ülkeyi karıştırır. Sorun şu, sorunun sorusu önemli. Ne yapacağız? Aklın yolu bir. Müslüman olduğumuzu söylüyorsak adam gibi Müslüman olup itilafı kaldıracağız. Ya bu bölgenin menfaatlerini düşünüyorsak yine kavga etmeyeceğiz. Biz ne Şiileri, ne Şiiler Sünnileri, ne biz Nusayrileri, ne onlar başkalarını yok edemeyiz. Dolayısıyla bu coğrafyada daha önce olduğu gibi beraber yaşayacağız. Bu kavgaları çoğaltır, itilafları artırır, birbirimizi yok edersek son işte 7-8 senedir devam eden, oturur bayram eder İsrail. Büyük İsrail değil, mümkünse dünyayı yönetmeye kalkar. Yani bütün İslam dünyasını mahvetmeye kalkar. Bunda da adı Müslüman olan ülke insanlarının oturup bir daha değerlendirme yapması lazım gelir. Biz ne yapıyoruz? Mezhep olarak ben A mezhebini, o beni sevmeyebilir. Ya adam öldürerek nereye varacağız? O bakımdan bence İsrail'in gücü Müslümanların parçalanmışlığından. Ve Amerika parçaladı demiyorum bak, özellikle söylüyorum. Bizim kendi kendimizi itilafı parçalamamızdan, kavgamızdan ortaya çıkıyor. Zaman zaman Türkiye'de değişik Müslüman gruplar, değişik Müslüman adamlar, sosyal medyada, değişik tartışmalarda o kadar ağır ve hakaret edici dil kullanıyorlar ki İsrail'e gerek kalmıyor ki biz birbirimizi yok ediyoruz. Dolayısıyla biz hakaret ederek, düşmanca usluplar kullanarak Yahudilerin veya daha doğrusu Yahudilerin değil mi, Siyonistlerin oyununa gelirsek Büyük İsrail kurulur, başka bir işler olur. Büyük İsrail kurulmasa da biz iki yakamız bir araya gelmez. Ya biz şunu açık ifade edelim. Biz Suriye'deki kavgayı bitirir, Irak'ta yeni bir kavga çıkartmazsak, var olanı en az telafi edebilirsek, Mısır'la, Libya'yla, Yemen'deki kavgayı sonlandırırsak, Afganistan, ya biz İsrail duramaz orada. Tarihin akışı İsrail'in ve büyük güçlerin aleyhine işlemeye başladığını fark edince Müslüman dünyanın biraz da ahmak yöneticileri yüzünden bizi mahvettiler. Kan göle döndüler. Şunu görmüşlerdi. Hep hayat iddiası olan İslam
ve bunun samimi müntesipleri çaba gösterirse ayağa kalkıyor. Hamas dediğiniz nedir ya? Ordusu yok, bir şeysi yok. Dünyanın en büyük askeri gücü olan İsrail'le baş ediyor. Vuruyor, kırıyor, öldürüyor, mağlup edemiyor. Şimdi bunu mağlup edemeyen İsrail ya Mısır'da darbe olmayıp İhvan-ı İktidar'a kalarak kendini geliştirseydi ve Suriye'de bu hale çıkmasa, Libya'da şunlar olmasaydı veya Irak'ta gerçekten Yahudiler korkup kaçmaya başlayacaktı. Zaten Yahudiler de kendi arasında bir değil. Aslında İslam dünyasının karışması Yahudilerin işine geliyor. Tabii ki işine geliyor. Tehditler kendi arasında çatışmaya yani. Başlıyor. Şimdi biz İslam dünyası olarak çatışarak değil, birlikte çalışarak bir şeyler yapmaya çalışırsak... Bütün itilaflarımızı... O zaman İsrail de kendinde bir cesaret bulamaz. Böyle ya zulmedemez. Daha Arakan'a geleceğiz. Arakan'da bir birlik olamıyoruz. Suudi Arabistan'dan ses çıkmıyor. Başka ülkelerden, başka İslam ülkelerinden ses çıkmıyor. Uyuyorlar. Tabii. Müslümanlar kıtır kıtır doğranıyor. Aynen. Yakılıyor. Bebeklerin kafası kopartılıyor. Kafası kesiliyor. Ama İslam ülkeleri, bazı İslam ülkeleri diyorum, hepsini katmıyorum. Türkiye ses çıkarmazsa başka İslam ülkesi yok. Ses evet. çıkaracak başka bir İslam ülkesi söyleyebilir misiniz? Maalesef. Yani? Şimdi, buyurun. Pardon. Evet, evet. Şimdi hocam, İsrail'de yazılıp çizilip çizilen şeylere baktığımız zaman İsrail temelde 3 tane unsuru kendisine engel görüyor. Evet. Birincisi Müslüman kardeşler. Her ne kadar Müslüman kardeşlere Sisi darbesiyle etkisini azaltmaya çalıştıysa da fakat İsrail Müslüman kardeşlerin yani İhvan-ı Müslümin'in fikir gücünden hala endişe ediyor ve bunu ciddi bir tehdit olarak görüyor. Sadece Müslüman kardeşleri tehdit olarak İsrail görmüyor. Arap ülkelerindeki rejimler maalesef, de tehdit zaten olarak görüyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Zaten dost olan Arap ülkeleri de dahildir buna. Evet, evet. Çok çok teşekkür ederim. Yani bunu hatırlattığınız iyi oldu. Zaten onlar İsrail'le müttefik. Esasında Katar krizinde de biz bunu gördük. Yani o Katar kriziyle ilgili yazarken de ben bunu fark ettim. İkinci tehdit olarak gördükleri ülke Türkiye'dir. Çünkü Türkiye hem bir imparatorluk geçmişi olması hasebiyle hem doğru bir önemli bir coğrafyada olması hasebiyle yetişmiş gücü, askeri potansiyeli, ekonomik gücü bunların hepsi tabii ki güç haritasında önemli değerlere sahip. Dolayısıyla Türkiye'nin bu tecrübesinden dolayı, bu gücünden dolayı İsrail, Büyük İsrail'in kurulmasını Türkiye'yi engel görüyor. Türkiye'yi engel olarak gördüğü için bağımsız Kürdistan'ı destekliyor. Şimdi hani zaten Şemsettin Hocam da bahsetti. Daha doğrusu yani Irak'ın bölünmesiyle ilgili iç politika yönlerini söyledi. Ben de dış yönünü ifade etmiş olayım bu vesileyle. Mesela İsrail bağımsız Kürdistan'ı destekliyorum diyor. Kürtleri çok sevdiği için mi? Kesinlikle değil. Kürtleri var olan diğer milletlerden kopardıktan sonra Filistin'de Araplara neyi yapıyorsa bugün Kürtlere de aynı şeyi yapacaktır. Bunların hepsi Büyük İsrail'in kurulmasını için önemli şeyler. Önemli basamaklardır. Üçüncü ülke olarak tehdit olarak gördüğü yani hedefine ulaşma yani Büyük İsrail'i oluşmasını engel olarak gördüğü ülke İran'dır. Şimdi Şemsettin Hocam da bahsetti. Şimdi biz İran'la her ne kadar mezhebi şeyimiz farklı da olsa, bölgesel rekabetimiz de olsa ama bizi tehdit eden düşman ortaktır. Dolayısıyla biz bununla baş edebilmemiz için İran'la bütün farklılığımıza rağmen, bütün rekabetimize rağmen bu acil tehdit karşısında dayanışmamız lazım. Sadece İran'la değil, diğer hocamın da bahsettiği gibi bütün kendi içimizdeki ayrılıkları minimize etmemiz lazım. Bakın, Batılıların güç haritası, ülkelerin güç haritasını çıkarttıkları zaman bununla ilgili işte belli şeyleri sayarlar. Askeri potansiyeli, ekonomik gücü, nüfusu, ülkenin coğrafi konumu ama en başa toplumsal dayanışmayı başa koyarlar. Eğer bir toplum kendi içerisinde sosyal barışını sağlamış bir bütünse Batılılar o devleti güçlü bir devlet olarak görürler. Bunu görmemiz lazım. Yani çok doğru söyledi hocamız. Yani genelde İslam dünyasına olup biten hadiseleri sonuçlar üzerinde tartışıyoruz.
Oysa o sonuçları oluşturan sebepleri konuşmamız gerekiyor. Biz bu sebepleri konuştuğumuz zaman, hatalarımızı tespit edip bunları giderdiğimiz zaman, o zaman İsrail'de, Batı'da hiçbir şey yapamayacaktır. Esasında yani onlar işini yapıyorlar. Dediği gibi yani hocam, şeytan şeytanlığını yapacak. Onlar ama görevlerini biz görevimizi tam yapabiliyor muyuz Müslümanlar olarak? İşte burada bu temel problem bu. Bak, burada şunu da ilave edeyim. Önemli bir soru sordunuz tekrar. İslam dünyasının ilim havzaları, medreseleri, ilahiyat fakülteleri, üniversiteleri. Türkiye'nin de söyleyelim. Türkiye'nin ilahiyat fakülteleri, geleneksel medrese eğitimi olan, geleneksel muhafazakar cemaatlerinin çoğu, Müslüman dünyadaki bu mezhep, ırk, hizip ve benzeri kavgaların nasıl çözüleceğiyle ilgili teklifleri ne? Evet. Acaba bazen az önce bahsettim, içerideki kavganın uslubu, hakaret o kadar ayyuka çıkan bir dil kullanıyor ki bizdeki itilaflarda. Ya insan hiç olmasa o Suriye'ye, o Yemen'e, o Libya'ya, Mısır'a, Afganistan'a bakar da ders alır. Adam gibi konuşmasını bilmeliyiz. Biz birbirini itilaf edebiliriz, birbirimizi eleştirebiliriz. Bu insani olan bir şey ama bunu bir düşmanlığa, ölüme varacak düşmanlığa getirirsek o türlü Türkiye'ye sonradan ağlayarak seyrederiz. Yani bu bakımdan suçu başka yerde aramamak lazım gelir. Burada bir ölçüyü, bildiğiniz bir ölçüyü hatırlatmak istiyorum. Bu da şu. Herkesin çok iyi bildiği, Allah çokça örnek veriyor Kur'an'da İblis'ten ve Adem'den. Evet. Detayına girmeyeceğim ama ikisinin bir tavrı vardır. Adem Kur'an'da anlatıldığı şekliyle bile bile İblis'in aldatmasına uyarak haram olan ağaçtan meyve yiyip günah işleyince şöyle demedi. Ya Rabbi sen bu İblis'i mahvet. Bizi aldatan budur demedi. Ne dedi? Kur'an-ı Kerim ifadesi Ya Rabbi ben ve eşim biz nefsimize zulmettik. Sen bizi affetmesen mahvoluruz. İblis ise aynı olayda kendisini Adem'e itaate çağıran Allah'a isyan etti ve dedi ki beni sen azdırdın. Benden daha asaletsiz olana itaate çağırdığın için. Şimdi İblis'in tavrı suçu başkasını aramak. Adem ise hatayı kendisini arayan bir tavır. Biz kendimize bakmamız lazım. Biz bu tuzaklardan çıkmamız gerekiyor. Şii'ymiş, Sünni'ymiş, Nusayri'ymiş. Biz bu kavgalara girersek var olan gücümüzle heba edeceğiz. Ortada hiçbir şey kalmayacak. Döneceğiz kendi kendimize. İçimiz kan ağlasa da, üzüntü çeksek de anlaşmaktan başka çare yok. Önce kavgayı bitireceğiz, kan dökmeyeceğiz. Sonra diyeceğiz ki arkadaş gelin şu ülkede kim haklıysa adam gibi uğraşsın, kendi fikrini yaysın, bir yere gidelim. Görüyoruz ki düşman bu olayları kullanıyor. Her yerde kullanıyor. 91'den itibaren insan bir bakmaz mı? 91'de az önce bahsettiğim karar aldıktan sonra Amerika, Cezayir'deki seçime darbe yaptılar. İzzet Begoviç'e darbe yaptılar. Refah Partisi'ne darbe yaptılar. Sonra Hamas'a darbe yaptılar. Bütün bu seçimleri yok saydılar. 2001'deki darbeden Amerikan müdahalesinden sonra daha önce ifade ettiğim kararları gereği Afganistan'ı işgal etti. Irak'ı işgal ettiler. Birçok Müslüman'ı esir ettiler. Değişik ülkelerde zorla gitti. Aldılar, hapse attılar. Ya bütün bunlar yapıldı. Bunu görelim. Bu andan itibaren kızdığımız arkadaşlar da olsa kızalım ama oturup çare üretelim. İlahiyat fakültelerimiz, üniversitelerimiz başka ne iş yaparlar ya? Bu konularda kafa yormaları gerekir. Yakınma dönemi bitti. Ağlayıp ne yapacağız? Devamlı yakınalım. Kahrolsun İsrail. Demek de olmaz. Kahrolsun Amerika. Burada şunu çok iyi bilmemiz lazım. Biz Müslümanlar olarak, ümmet olarak hak etmedikçe Allah asla torpil geçmez. İstediğimiz kadar dua edip yalvaralım. Eğer yalnız işte dua edip yalvarmak olsaydı İsrail çoktan helak oldu, Amerika helak oldu. Daha doğrusu Osmanlı yıkılmazdı, Endülüs'ü kaybetmezdik. Bu yanlış kanaatten dönelim, işimizi yapalım. O zaman İsrail efsanesi çöker. Ama biz birbirine kavga edersek İsrail bir yürüne kurar, daha bir yürüne kurar. Yani suçumuzu iyi tespit edip bu ülke şu anda Allah'a şükür kavganın dışında iç kavgalarını büyük oranda halletmeye çalışıyor. Bu bir fırsat. Bu coğrafyanın Müslümanları biraz akıllarını toplamak. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Müslümanlarda şöyle bir düşünce de var açıkçası. Sadece dua ediyorlar. Allah'ım Budistleri kahret. Allah'ım Siyonistleri kahret. Allah'ım Avrupalıları kahret.
Şimdi bizim görevimizi haşa gelip Allah mı yapacak? Biz ne güne duruyoruz Müslümanlar olarak? Kınadığımız bir tavır vardı ya bildiğiniz. Hazreti Musa diyor ki kendi günahkar taraftarlarına şu arz-ı mukaddese Kudüs'ü gidip fethedelim. Diyorlar ki ya Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturanlarız. Müslümanların önemli bir kesim bugün. Buna benzer bir hareket tarzı ortaya koyuyor. Ya Rabbi sen hallet. Evet. Şu hac dönemi yeni bitti. Orada yalnız lafza dayanan bu duaların yarısı üçte birini fiilen yapmaya dönüşsek Allah bize yardım eder. Biz görevi Allah'a havale ettikçe Cenab-ı Hak diyor ki bunu siz yapacaksınız sizin elinizle. Biz de diyoruz ki ya Rabbi bizim çok işimiz var. Ticaretimiz var, siyasetimiz var, keyfimiz var. Sen bu işi bizim adımıza yap. Bu dua boş bir duadır. Buradan bir sonuç çıkmaz. Eğer böyle bir şey olsaydı daha da önemlisi sahabe birbiriyle savaşmazdı. Bakın evet. Allah adaleti gereği ne kadar iyi Müslüman olursanız olun. Hak etmediyseniz torpil geçip sizi korumaz. Şöyle hocam harekete geçip aslında dua etmek lazım. Herhalde. Harekete geçmeden Allah'ın... Sözlü ve fiili evet. Duayı beraber yapacağız. Evet, sözlü ve fiili duayı beraber yapacağız. Evet. Şimdi Almanya'daki krizi konuşuyorduk. Hocam İslam dünyasının halini biraz konuştuk. Evet. Daha soracağım sorular var size. Evet. Mehmet hocam Almanya ve Türkiye arasındaki krizin arkasında İsrail olduğunu söylediniz. Yazınızda da söylediniz, evet. Anlattınız da. Onu, o konuyu şimdi detaylarıyla aslında sorunun bir kaynağına inmek lazım. Şimdi, Yahudi lobilerinden bahsettiniz ya evet. Almanya'da. Yahudi lobileri PKK ve FETÖ'cüleri kullanıyor dediniz. Evet. Peki Yahudi lobileri Almanya hükümetini de mi kullanıyor? Şimdi... Tabii ki sadece o değil. Bu yazının konusu hani İsrail'in sinsi planı olduğu için sadece onunla sınırlı kaldım. Tabii ki sadece o değil. Başka sebepler de vardır. Şimdi Almanya bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nda büyük bir mağlubiyet yaşayınca 91'de Rusya'da dağılınca Doğu Avrupa'da büyük bir güvenlik boşluğu oluştu. Almanya bu boşluğu doldurmaya çalışıyor şu anda. Şimdi aynı zamanda emperyal hedefleri olan bir ülkedir ve geçmişte de onlar da tıpkı bizim gibi imparatorluk kurmuş bir millettir. Yani Almanlar çok çalışkan ve geçmişte imparatorluk tecrübesi olan da bir millet ve emperyal hedefleri de vardır. Şimdi biz esasında Almanya ile yani bu Yahudi lobilerinin dışında Balkanlarda çatışıyoruz. Çünkü Almanya Balkanlara ve Doğu Avrupa'ya hakim olmak istiyor. Balkanlar da Osmanlı döneminde bizim etki alanımızdı. Dolayısıyla orayla bizim bir derinden bir gizli bir rekabetimiz var. Şimdi esasında şöyle bir şey var yani onu belirtmem lazım. Devletlerin hangi felsefi temeller üzerine kurulduğunu anlarsak hareketlerini daha iyi anlarız. Şimdi şu andaki ta esasında antik Yunan döneminden beri gelen günümüzdeki şu anda Birleşmiş Milletler'e üye olan 193 ülkenin 193'ünün tamamı buna Çin ve Rusya dahil olmak üzere realist teorinin üzerine örgütlenmiş. Bu realist teorisinin 3 tane temel kavramı vardır. Bunlardan bir tanesi bütüncül olarak devlet, ikincisi hayatta kalma, üçüncüsü güç dengesi. Şimdi bu realist teorinin bir gereği olarak hayatta kalmayı şu şekilde izah ediyorlar. Yani devletlerin birinci görevi hayatta kalmak. Realizmde biliyorsunuz real duruma göre pozisyon almak. Mesela Thomas Hobbes der ki devletler ya da krallar olması gerekene müdahale etmeyip ahlaki ilkeleri esas alarak müdahale etmezse nasıl yaşayacaklarını değil nasıl can vereceklerini öğrenirler. Dolayısıyla birinci şeyi hayatta kalma. İkincisi güç dengesi. Şimdi bu realist teorinin bu güç dengesiyle ilgili belirleyici şey devletlerin uluslararası sistemi içerisinde devletin bir tanesi gücünü geliştirirse
güç dengesinin bozulacağına inanarak ona müdahale etmek isterler. Şimdi özellikle bu son yıllarda hani Ahmet Davutoğlu hocamızın başlattığı komşularla sıfır tolerans projesi çok büyük bir projeydi. Komşularla sıfır sorun. Sıfır sorun, özür dilerim. Evet. Düzeltiyorum. Sıfır sorun projesi çok büyük bir projeydi. Hatırlarsanız, dikkat ederseniz zaten o sıfır sorundan sonra kavgalı olmadığımız hiçbir devlet kalmadı. Devlet kalmadı. Komşularımızla... Ona çok ciddi bir evet. tepki gösterdiler. Bak. Neden? Çünkü o hem Türkiye'ye hem de bu bölgedeki insanlara barış getirecek, refah getirecek ve bununla birlikte barış ve refahın sağlamış olduğu huzur ortamında kalkınma olacak. Kalkınma olduğu zaman güç dengesi bozulacak. Bizim lehimize, onların da aleyhine. Başbakan Binali Yıldırım'ın da şöyle bir teorisi var ve uyguluyor da. Evet. Yavaş yavaş devletlerle aramızı düzeltiyoruz. Düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız. Bu da çok... Yavaş yavaş özellikle Başbakan Binali Yıldırım göreve geldikten sonra, Binali Yıldırım başbakan olduktan sonra dikkat ederseniz Rusya ile aramızdaki sorunlar evet. düzeldi. İran'la aramızdaki sorunlar düzeldi diyebiliriz. Yani en azından Suriye ile de yani yavaş yavaş Suriye'deki durum şekillenmeye başladı. Ateşkes sağlandı Suriye'de. DAEŞ şu anda Deir ez-Zor'da. Onu çıkarmaya çalışıyorlar. Esed bizim gözümüzde katildir ama evet. DAEŞ da yani ona daha bir zalim bir şey yani. Şimdi esasında örgüt. Açıkçası şöyle bir durum var. Ahmet Davutoğlu'nun tezi tutmadı ama Başbakan Binali Yıldırım'ın komşularımızı düşmanlarımızı azaltacağız, dostlarımızı çoğaltacağız tezi tutmaya başladı. Şimdi esasında yani tutmadı derken esasında tutmuştu o. İlk başta hatırlarsanız Suriye ile karşılıklı olarak vizeleri kaldırdık. Ticaretimiz hiç yoktu, sıfırdı mesela Baba Esad döneminde. Ve 2000'den önce mesela o verilere bakarsanız Suriye ile bizim sınır ticaretimiz neredeyse sıfır. Çok böyle 1 milyon doları bile bulmuyordu. Hmm. Ama o komşularla sıfır sorun projesi hayata geçtikten sonra Suriye ile çok ciddi manada ticaretimiz arttı. Libya ile biz 25 milyar dolara ticari hacme ulaştık. Ve karşılıklı vizeleri kaldırdık. Rusya ile mesela karşılıklı vizeler kalktı. Bunlar gerçekten çok ciddi ve büyük bir projeydi. Peki neden böyle oldu? Bu proje çünkü işte güç dengesi bozuldu. Neden aramız bozuldu Suriye ile? Şimdi güç dengesi işte güç dengesi bozulduğu için bu rejimlerin kendi halklarına yıllarca çektirdiği o zulümden gerçekten iyi niyetle başladı o hareketler. Kurtulmak istediler. Fakat onu işte bu güçler manipüle ettiler. Manipüle ettiler ve onlarla bizi maalesef karşı karşıya getirdiler. Şimdi dediğiniz gibi işte Binali Yıldırım'ın tekrar dostlarımızı artıracağız projesi çok doğru bir projedir ve bunun çok gelişerek devam etmesi lazım. Şimdi bu şekilde olunca güç dengesi onların lehine bozulunca şimdi güç dengesi bozulduğu zaman devletler üç şekilde buna cevap verirler. Birincisi o gücünü artıran devlete karşı onun gücünü sınırlamak için gücünü artırırlar. İkincisi o devletlerin içerisindeki devletler ittifak geliştirerek karşılık vermeye çalışırlar. Üçüncüsü de savaş ilan ederler. Şimdi Türkiye tabii çok önemli bir noktada olduğu için Türkiye'nin gücü sadece sınırları ile sınırlı değildir. Tabii ki Türkiye'nin gücü sınırların dışında da çok ciddi bir gücü vardır. Hem jeopolitik konumu itibariyle hem geçmişteki işte bu sınırların dışındaki gücünü göz önünde bulundurarak direkt müdahale etmeyi değil, işte PKK ile FETÖ ile bitirmek istediler. Şu anda amacına ulaşamadılar. İnşallah da ulaşamazlar. Hocam ben şunu şimdi yazınızdan okudum. Şunu söylemek istiyorum. Almanya hükümetiyle bizim aramızdaki krizin Yahudi lobisinin kriz değil. Yahudi lobisinin ne kadar etkisi var? Yahudi lobisi Almanya hükümetini etkiliyor mu? Şimdi PKK ile çalışıyor evet. Yahudi lobisi. Evet, evet. FETÖ ile çalışıyor.
burada hükümeti, Alman hükümetini etkileyip onlarla da çalışıyor mu? Şöyle etkiliyor hocam. Şimdi biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya Yahudilere karşı korkunç bir soykırım işledi. Hı hı. Bundan dolayı ben bunu, yani onların medyalarında da, köşe yazarlarında da o mahcubiyeti hissediyorum. Hı. Yahudilere karşı bir kere bir mahcubiyeti var, bu bir. Hı hı. İkincisi, Yahudilerin orada gerçekten çok ciddi lobileri var, etkili lobileri var. Şimdi bu medyanın çok önemli bir mesela kısmını kontrol ediyor. Hı. Şimdi böyle olduğu için Alman hükümeti doğal olarak, yani bu hükümeti sonuçta en nihayetinde idare edenler siyasetçilerdir. Şimdi bu Yahudi, bu lobilerin vasıtasıyla Almanya'da kamuoyu oluşturunca, oradaki siyasetçiler de kendi kamuoyularının beklentilerini karşılamak için, onları memnun etmek için politika geliştiriyorlar. Hmm. Yani bir, ama tabii sadece Yahudi lobileri değil, yani onu anlatmaya çalıştım. Yani biz Almanya ile aramızdaki problem, Yahudilerin bir etkisi var, bu bir. İkinci bir şey de Türkiye'nin bu bölgede güçlenmesini istemiyorlar, güç dengesi açısından. O yüzden onların da düşmanlığı yok değil. Efendim? Alman hükümetinin de düşmanlığı tabii yok değil. Tabii ki, yani çünkü o güç dengesi, bu yüzden, evet, bu yüzden izah ettim. Bir de tabii ki dediğim gibi tekrar hatırlatayım, yani Balkanlarda da onlarla bir gizli bir rekabetimiz var. Tamam. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamların ardından devam edelim konularımıza. Batı dünyasının, genel olarak İslam dünyası üzerinde ki düşmanlığının sebebini konuşalım reklamdan sonra. Evet, kısa bir reklam arası veriyoruz gündem özel programına. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Evet, gündem özele devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi İslam dünyasının sorunlarını konuşuyoruz bu programda. Almanya-Türkiye arasındaki krizi de ekleyerek konularımıza devam ediyoruz. Şemsettin Özdemir hocama ben şunu soracağım. Batı dünyası genel olarak Türkiye ile uğraşıyor. Türkiye'nin üzerine ajanlarını salıyor. Türkiye'yi karıştırmak istiyor. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Batı Türkiye ile neden uğraşıyor? Şemsettin Hoca. Evet. Tabii çok temel ve önemli bir soru. Batı büyük projeler yapan bir, adı medeniyet olmasa da bir medeniyet diyelim. Ama büyük proje, hesaplarını büyük yapıyor. Mümkünse 100 yıl sonrasını tahayyül ediyor, tasarruf, düşünmek istiyor. Biz neden büyük hesaplar yapamıyoruz? Şimdi bunu yaparken karşıdaki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Osmanlı misyonunun devamı olan hangi rejim olursa olsun bunu iyi görüyor. Yıllarca bakın, 1967 Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Başbakan, sanayi kurmak ister. Üç büyük tesis vardır. Ala Petrol Rafinerisi, İskenderun Demir Çelik Tesisleri, Seydişehir Alüminyum Tesisleri. Gider Amerika'ya, İngiltere'ye, yapmazlar. Kafası bozulur, çeker Sovyetlere gider. Olacağının umudu yoktur ama Sovyetler yapar bunları. Ama arkasından Türkiye'de terör olayları çıkar, 12 Mart muhtırası verilir. Türkiye Kıbrıs'ta müdahale eder, Amerika devreye girer, ambargo uygular. Biz Amerika müttefikiyiz ama Amerikalılar şunu biliyor. Bu toplum canlanınca tekrar büyür. Rastgele nevzuhlu bir devlet, bir toplum değil. O bakımdan biz şimdi tutmuş bile kafa tutuyoruz. Hesap soruyoruz, sorguluyoruz. Amerika'yı, Almanya'yı vesaireyi. Adamlar bunu affedemiyor. Bu şuna benzer. Onların deyimiyle, onlar köyün ağasıydı. Yine onların deyimiyle biz dün onların hizmetçisiydik. Şimdi hizmetçi tutmuş onlara göre kafa tutuyor. Sorgu soruyor. Çekin gidin diyor. Bunu Batı kabul edemez. Ve büyük rakibini görüyor. Bir de bu toplumun damarlarında İslam var. İslam tek dinamizm. Bugün yeni bir hayat iddiası olan yalnız İslam var. Yani yeni bir hayat teklifi. Bunu da görüyorlar. Türkiye canlanmaya başlayınca etkisi ortaya çıkmaya başladı. Onun için en büyük düşman şu anda farkındaysan Türkiye. Bu normal, yani adam diyor ki benim hayat tarzıma, hayat tarzıma karşı çıkıyorsunuz. Yani bu nedir? Buna çekiniyor, korkuyor. Onun için Batı, Amerika, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve diğerleri, aslında Rusya
bize sonradan düşmanlığı artmış Osmanlı'nın son zamanlarında. Ama biz bütün cephelerde savaşamayız. Hele şu anda bu gücümüz zaten yok. Dolayısıyla Rusya ile ittifak, o arıza düzeltilmesi iyi oldu. Türkiye Çin'le de ilişkilerini artırmalı. Bu iki ülkeyle ilişkilerimiz oradaki Müslümanlar rahat ettirir. Ama bilelim ki Almanya'nın hesabı, Avrupa'nın hesabı başka bir hesap. Bunu görmemiz gerekir. Bize ne kadar iyi görüşsünler, mutlaka bizim bir belaya uğramamızı istiyorlar. Bütün tuzakları bunu göreceğiz. Ha bunu göreceğiz de savaş mı ilan edelim? Hayır. Hesabımızı görelim. Kendimizi buna göre hazırlayalım. Silahtır, sanayidir, kendimizi geliştirelim. Ama biz güçlendikçe düşmanlık daha da artacaktır. Ki artıyor. Onlar şu anda düşmanlarımız artıyor. Evet, güçlendikçe düşmanlarımız artıyor. Dostlarımız da şimdi kuyu kazmazsa yanımızda yer alıyor. Kuyu kazan dostlarımız da var tabii ki. Tabii bizim... son Katar krizinde evet. Biz onu anladık. Var. Değil mi hocam? Evet. Katar krizini şimdi baktık İslam ülkeleri kendi aralarında bir problem yaşamaya başladılar. Ayrışmaya başladılar. Katar'ın yanında sadece Türkiye yer aldı, İran yer aldı. Ama Suudi Arabistan, Trump geldi Suudi Arabistan'a, kılıç dansı yaptı, silah anlaşması yaptı. Evet. Ve sonrasında gitti, Amerika'ya gider gitmez Suudi Arabistan, Katar'a ambargo uygulamaya başladı. Ve oradaki yine olan aslında ülkede yaşayan gariban halka oluyor. Zaten asıl kavga evet. Belki şunu ifade etmesi lazım bizimkiler. Krallara da. Bak arkadaş Saddam'dan ders alın. Evet. Amerika'ya uşaklık yaptı. İran'a 79-80'de saldırdı. Evet. 8 yıl savaştı. 1,5 milyon insan öldü ama bir bayram günü asıldı. Şah Amerika'ya uşaklık yaptı. Ölmek üzere Amerika kabul etmedi. Mısır'da gitti. Orada öldü. Bir mezar buldu. Amerika kendisine uşaklık yapan bütün adamları harcamıştır. Bizimkilerin temas edip bunu demesi lazım. Arkadaş bunun sonu yok. Gelin yol yakınken dönün. Ülkelerinizde serbestliği açın. Sizi bırakmayacaklar rahat. Kesin Amerika bırakmayacak. İslam dünyasına seçimli bir sistem gelirse başkaları geldiğini gördüler. Ama bunlar da şunu görmesi lazım. Er veya geç onlar da dar ağaçlara asılır. Amerika ihanet eden dostlarını sonra daha kötü harcıyor. Ya bunu görün ders çıkartın. Belki bizim siyasetçilerimiz bunları muhtemelen söylüyorlardır. İş artık ok yaydan çıktı, o insanlar da görüyorlar. Uşaklık yapmakla bir yere gidemiyorsunuz ki. İstediğinizde yalvarın. Adamlara sevgi belirtin. Bir yan süzüyorsun, adam seni idam sahpasına gönderiyor. Demiyor ki bu kadar hizmet etti bana. Hocam tam evet. Bu noktada bir katkı yapabilir miyim? Şimdi? Yani işbirlikçilerine vefasızlık yapıyor evet. Amerika. Bu şimdi, ders alması lazım aslında. Şimdi, Şemsettin Hocam çok güzel bir noktaya geldi. Orada bir katkı yapayım. Şimdi Confucius'ten okuduğum çok güzel bir metin vardı. Onu zaman zaman dostlarımla da paylaşırım. Confucius insanları 3 kategoriye ayırır. Der ki süper zeki insanlar, normal düzeyli zekası normal düzeyleri normal olan insanlar, bir de aptallar vardır. Zeki insanları tarif ederken der ki Confucius, zeki insanlar başkalarının tecrübelerinden istifade ederek hata yapmazlar. İşte biraz önce hocamın belirttiği gibi Saddam örneği ve diğer örnekler gibi. Bunları Amerika aldı, kullandı. Dolayısıyla akıbetinin ne olduğunu bütün dünya gördü. Dolayısıyla aynı akıbetin senin başına gelmesi gerekmiyor. Saddam'a bakarak buradan bir ders çıkartırsa zaten süper zeki insan sınıfına girecek Confucius'un kategorisine göre. İkinci kategorideki insanlar kendi hatalarından ders çıkartırlar ve hata işlemezler. Bir de üçüncü sınıf aptallar var ki bunlar hiçbir şeyden ders almazlar. Ne başkasının tecrübesinden ders alırlar ne kendi hatalarından ders alırlar. Maalesef işte İslam dünyasının durumu bu. Ben sadece bu konuda katkı yapmak istedim. Siz devam edebilirsiniz hocam. Evet buyurun hocam. Sorumlu olan bu coğrafyanın, Müslüman dünyanın siyaset, ilim adamları çabalarını çok daha artırması gerekiyor. Yani gidişat, düşmanlarımızı himmetiyle yaşayamayız. Evet. Onlara küfrederek de biz var olamayız. Biz kendimiz var olacağız Allah'a sığınarak. Bu ise itiraf, küçük itirafları bırakacağız. Yani olduğu gibi kalsın. Biz bir ayette Kur'an-ı Kerim diyor ki
hepinizin ayrı yol belirledik. Ehli kitapla Müslümanları şey derken. Öyleyse diyor hayırlarda yarışın. Dönüşünüz banadır. İhtilaf ettiğiniz konularda o gün size kim doğru kim yanlış cevap verecek. Yani birbirimizi ortadan kaldıramayız. Kan dökerek hiçbir yere varamayız. Allahu Ekber diyerek birbirini öldürsek akıbetimiz felaket olacak. Ve düşman bayram ediyor. Kim geldi? Bakın şimdi Suriye'de ne oldu? Amerika var. Rusya var. Başka bir sürü güç var. Suriye kime kaldı? Belli değil. Buradan ders alalım. Bu dersi alırsak dönebiliriz. Kısa zamanda bu felaketi toparlayabiliriz. Ama bu ders almak gerekiyor. Çünkü hesapları göreceksiniz karşınızda. Adamlar 40 tane hesap yapıyor. Kaldı ki gücümüzün üstüne bir işte kimse Allah da istemiyor. Biz de istemiyoruz. Yapamayacağımız şeylerde hava atmamıza lüzum yok. Ama önemli olan şu. Biz bir şeyi fark etmeye başladık. Ya bu adamlar bizim uşaklık da yapsak büyümemizi istemiyorlar. Diyorlar ki uşak olarak, hizmetçi olarak kal. Sanayileşme. Silah yapma. Kafa tutma. Bizim adamlarımıza dokunma. Bu bugüne kadar alıştılar buna. Çünkü biz mağlup olmuş bir medeniyetin evlatlarıyız. Bunu kabul edelim. İslam değil, Müslümanlar mağlup oldu. Ve iki asırdır, üç asırdır bunun sonucuyuz burada. Şimdi toparlanmaya başlayınca kan gölü dökülmeye başladı. Niye? Fark ettiler ve bize müdahale etmeye başladılar. Açık ilan ederek. Görmek gerekiyor, ders almak gerekiyor. Bir soru sormuştunuz. Suriye'yle evet balay dönemiydi. Aslında hükümetin o olayında hiçbir mahsur yoktu. Sıfır dış politika meselesi. Düşmanlarla iyi. Ama bunu görenler çıldırdı ve bunu bozdular. Ha bu bozmayı İran'ıyla, Türkiye'siyle diğer Müslüman ülkeler fark etti mi? Çünkü adam seni bırakır mı burada Amerika, İsrail başkaları, sen Suriye birleş, Irak'la problemi çöz, İran'la kavga etme, Yunanistan'la iyi yap. Bunu kim kabul eder? Adam itiraf çıkartacak. Şimdi görüp bu olayı vaziyet alabilmemiz gerekirdi. Ha tabii ki hiç kimse şeyi de bırakmıyor. Yani Suriye'de kendisi Esed veya şeysi tek başına karar organı da değil. Orada bir parti var. O partiyi tahrik eden bir sürü güçler var. Sonuç ne oldu? Hiç kimseye bir şey kalmadı. Ülkeler eba oldu gitti. Ha, buradan ders almayanlar az önce Mehmet kardeşimizin ifade ettiği gibi ahmaklardır. Bu kadar felaketten ders almazsak, Endülüs'ü kaybederken en son komutan ağlıyordu. Annesi ona dedi ki ey oğlum, zamanında adam gibi savaşmayanlar şimdi, yani burada bir hanımlar aşağılama yok ama şimdi kadınlar gibi ağlar dedi. Siz zamanında adam gibi yapmadınız, ülkeyi mahvettiniz. Bakın hiç ders almıyoruz. Biz 150 yıl Endülüs'te birbirimizle savaştık ve Endülüs'ü kaybettik. Onun için bugün savaşarak bir yere gidemeyiz. Bu itilafların hepsi ortadan kalkması lazım. İtikadi itilaflar kıyamete kalır, Allah hesabını soracaktır. Bunu kanla soramayız. Sormanın bedelini ülkeleri kaybederek öderiz. Biraz ders, evet. Biraz anlayış, biraz akletme. Akletmeyenler rezillik içinde kalır diyor Allah. Evet. Siz bir şey söyleyecektiniz Mehmet Hocam, buyurun. Şimdi şöyle bir paradoks var. Genelde mesela ben bunu hem Afrikalılarda hem Latin Amerikalı insanlarda işittim. Onlarla muhabbet ederken. Bu zannedersem universal bir şey. Bir kanı. Derler ki Batılılar, emperyalistler önce bizi böler, sonra parçalar, sonra yutar. Böyle çok yaygın bir kanı var. Böyle bir yaygın kanı olduğu halde birbirimizle peki niye o zaman didişiyoruz? Yani madem ki emperyalistlerin amacı bölüp ve parçalamak ise, o zaman buna mantığın doğal sonucu olarak buna karşı gelmek, bir bizi parçalamak isteyen insanlara karşı bizim birleşmemiz gerekiyor. Ve biz bu bölgede mesela yaşayan bütün etnik ve mezhepsel inanç gruplarıyla, hepimiz bu coğrafyanın çocuklarıyız. Ve bu coğrafyanın kaynakları hepimize yeter. Dolayısıyla biz kuşatıcı bir dil geliştirmemiz gerekiyor. Ancak Batı'yla bu şekilde mücadele edebiliriz. Aksi halde onların oyuncağı oluruz. Yani başkasını suçlamak çok kolaydır tabii ki. İnsanlığın evet. Çok temel bir şeydir. Ama esas burada bizim bunlardan ders çıkartmamız gerekiyor. Evet. Şimdi İslam dünyasının sorunlarını konuşurken tabii Arakan'a değinmeden maalesef geçemeyiz.
son günlerde özellikle bayramdan önce olaylar arttı Arakan'da. Budistler, bu FETÖ'de Budizm barış dinidir övmüştü zamanında bunları. Övdü ama Budistler Müslümanlara zulmediyor. O da hoşgörü dedi, darbe yapmaya çalıştı. O da Müslümanları katletti. Piyonları aracılığıyla, affedersiniz köpekleri aracılığıyla diyorum. Şimdi Arakan'da Müslümanlar katlediliyor. İslam dünyası duyarsız bu duruma. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov geçenlerde bir miting yaptı. İslam dünyasının bir liderinden yardım istemedi konuyla ilgili. Kimden yardım istedi? Tabii ki Rusya lideri Vladimir Putin'den. Putin'e dedi ki, Putin, orada Müslümanlar katlediliyor. Bu duruma el at dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda pasif kaldı diye bir söz sarf etti aslında. Yine de bu durumda en aktif rolü alan ülke Türkiye'ydi. Putin Ramazan Kadirov'u sallamadı bile. Bu konuyla ilgili açıklama yapmaz ki tepkide göstermez, zaten Putin'in işine geliyor. Değil mi? Suriye'de Müslümanları katleden kimdi? Müslümanların üzerine bomba yağdıran, çocuk hastanesini bombalayan uçaklar hangi ülkeye aitti? Ben bunu sormak istiyorum. Problem yok. Şimdi bu sorunu çözecek olan kimler? Müslümanlar Arakan sorununu nasıl çözebilir? Ya bu öyle bir acı soru ki cevabı maalesef 2'deki 4 gibi hemen yok. Niye yok? Orta bir güçlü Budist devleti var. İki, başta bahsettiğim İslam'a açılan savaşın devamıdır o, bakın. Bu topyekün İslam dünyasında Müslümanlara açılan savaşın devamını görüyoruz. Şimdi herkes seyrediyor. Doğru, Tayyip Bey bütün gücüyle temas kurdu, orayı aradı, başka yerlere temas kuruyor. Yani buradan bir şey çıksın istiyor. Başka ülkelerin böyle bir gündemi görmüyorlar. Zaten nasıl görecek ki? Adam Suriye'de bunun on binlerce katı öldürüldü. Irak'ta öldürüldü, Libya'da öldürüldü. Yani bu adamlar mı Arakan'a dert yapacak? Bir de başka bir gariplik var. Arakan'ın komşusu Bangladeş. Kendi Müslümanlarını idam ediyor. Şey, Hasan'ın hükümetiydi değil mi? Evet. Oradaki hükümet. Orada bir kadın cumhurbaşkanı var. Evet. Bangladeş'te. Gerçekten İslam düşmanı. Kaç tane Müslümanı 60 yıl, 70 yıl önceki suçu bahane ederek idam etti. İdam etti. Şimdi evet, kaçanları almıyor. Bir başka taraftan da tabii oradaki Arakan'daki diğer 1 milyona yakın olduğu ifade ediliyor. Ne kadar olduğu tam belli değil. Fırsat bulmuş orada bir Hindu milliyetçileri, din eğilimiyle baskılar, zaman zaman İslam adına, özellikle geçen gün TİKA başkanı arkadaşın açıklamaları da yayınlandı. Orada birileri ajitasyonla yapıyor. Mesela karakolların basılması var. Yine sözde IŞİD türü yapılan baskılarla. Bunu bahane olan sistem topyekun saldırıya geçti. Tam yapılan bir teklifleri Müslümanlar da kabul etmişti. Birleşmiş Milletler'den konuşulan bir konu vardı. Farklı bir şey. Hemen arkasında karakol baskıları. Dünyanın değişik yerlerinde Müslümanları ajitasyonla tahrik edip karakolları devlete saldırı yaptırarak katliamı artıran bir süreç de var. Şimdi güç mahdut. Ne yapabiliriz? Yani yardım ediyorsun, yardımları bile götürmüyorlar. Kaldı ki yiyecek meselesi değil ki, can meselesi. Hani tek aç kalsalar dersin gidip yardım ettik. Şimdi bu da yok. O bakımdan dönüp baktığımız zaman Müslüman dünyası Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da ve benzeri ülkelerdeki problemleri çözemedi ki Arakan'ı tamamen çözebilsin. Gerekirse gider dersiniz ki ya kardeşim, bizim adımıza Müslüman oldukları için bedeli ödemesinler. Eğer orada tutamıyorsanız geçici olarak bu adamlar taşır 3-4 ülkeye, 5 ülkeye yardım eder, beslersiniz. Ya 1 milyon insan ne ki? Orada artık bunlar katlediliyor, yakılıyor, öldürülüyor. Yani Müslüman olmanın bedelini güçsüz oldukları yerde ödüyorlar. Çünkü dünya İslam'a savaş açtı bir süreç yaşanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman bu zor bir soru. Bazen üzülüyor. Ne yapacağız işte? Ne yapacaksın? Tayyip Bey uğraşıyor, başkası uğraşıyor.
Umarız ki insaf gelsin diyorsun, o da gözükmüyor. Peki Birleşmiş Milletler'den mi yardım istemeliyiz? Birleşmiş Milletler'den yardım istesek de, çözüm olsa istesek, hiç mahsuru yok. Birleşmiş Milletler sadece rapor yayınlıyor. Diyor ki, istatistik veriyor, şu kadar Müslüman katledildi, bu kadar Arakanlı katledildi. İstatistik rakamlarını açıklamaktan başka bir şey yapmıyor Birleşmiş Milletler. Daha önce... Peki biz gavurdan mı medet ummalıyız? Müslümanlar olarak ne yapmalıyız ki? Şimdi gıda yardımı göndererek onlarla mücadele edemezler. Bilmez, evet. O... Karınlarını doyurur ama doymuş karınına gelip yine yani silahla vururlar. Adamın karnı tok olsa da sonuçta elinde silahı yoksa, çatışamayacaksa, kendini savunamayacaksa yine o zulüm devam edecek. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Erbakan Hoca zamanında, şimdi Ekrem Şam'a bugün güzel bir yazı yayınlamıştı. Ben onu okudum. Şimdi Erbakan Hoca zamanında bu tür krizlerde işte Rusya'da Çeçenistan Savaşı'nda, Bosna Hersek Savaşı'nda ne yaptı? Aslında bizim hocamız, severiz Erbakan hocamızı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Birkaç olayı ben size buradan okuyacağım. Ne yapmalıyız ki etki edebilelim Arakan'a, Filistin'e? Gıda göndermek çözüm değil. Tamam, gıda da gönderelim ama gıdanın içerisine de birkaç tane de ağır makinalı silah koyalım. Mühimmat koyalım, değil mi? Şimdi tabii biraz zor göndeririz. Erbakan siyaset sahnesinde olduğu müddet içinde dünyanın neresinde bir İslami mücadele ve kıyım varsa hepsiyle ilgilendi. Çoğunu yönetti, yardım gönderdi. İşte birkaç tanesi. Cezayir İslami Hareket için Abbasi Medeni'yi yönetti, taktik verdi, yardım etti. Rahmetli Erbakan Hoca. Afganistan'da Rus işgaline karşı mücadele eden liderleri yönetti, para ve malzeme yardımı yaptı. Bosna'ya hem taktik verdi, hem yardım yaptı, hem asker gönderdi, hem de silah imal etmelerini kurdurttu. Çeçen mücadelesinde Rus uçaklarına karşı kullanılmak üzere Stinger füzeleri sağladı, para ve asker yardımı sağladı. Saddam'ın Türkiye ile dalaşmasını önlemek maksadıyla kendisine giderek bizzat nasihat etti. Bizzat nasihat etti dedim ama bir reklam arası verelim. Peki. Sonrasında devam edelim inşallah. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamların ardından Erbakan Hoca bu tür krizlerle nasıl uğraştı, bu tür krizleri nasıl yönetti? Ekrem Şam'a abimizin güzel bir yazısı var. Paylaşıp bu konuyu üzerinde konuşalım. Kısa bir ara. Evet, gündem üzerine devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi Arakan meselesini konuşuyorduk. Arakan meselesinde, bu tip meselelerde, krizlerde rahmetli Erbakan hocamız nasıl bir davranışta bulundu, nasıl bir rol aldı, bu krizleri nasıl yönetti? Bununla ilgili çok güzel bir yazı vardı. Başlıklarını sizle paylaşıyordum. Reklamdan sonra devam edeceğimizi söylemiştik ve Saddam'da kalmıştık. Saddam'ın Türkiye ile dalaşmasını önlemek maksadıyla kendisine giderek bizzat nasihat etti Erbakan Hoca, Irak-Türkiye savaşını önledi. Kardeş Azerbaycan'la Ermenistan savaşında maddi yardım sağladı Azerbaycan'a. Filistin liderleriyle hep irtibat halindeydi, yardımlar yaptı, taktikler verdi, katliamları durdurdu. Amerika'da Müslüman toplumun camileri kundaklandığında oraya giderek yetkilileri üstü kapalı tehdit ederek olayı önledi. Burası önemli. Ekrem Şam'a bunu böyle yazdığı için ben de bu şekilde okuyorum. Evet. Ama hiçbirinde NATO'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan destek ve çözüm aramadı. Asla demiş, yazı uzamasın diye başka yaptıklarını yazmadık. İşte dünya lideri rahmetli Erbakan Hoca. Şimdi Erbakan Hoca zamanında bu krizleri böyle yönetti. Tabii o zamanın şartları ayrıydı. Evet. Bu zamanda böyle yapabilir miyiz hocam?
Hanginiz bu konuda söz almak istersiniz? Şöyle belki ifade edeyim isterseniz. Erbakan tabii tek başına Türkiye'de hiç iktidarda olamadı. Evet. Koalisyonlar da oldu. Sovyetlerin dağılmasından önceki dünya konsepti başkaydı yani. Hı hı. İki kutuplu bir ülke vardı. Belki bugün şunlardan biri yapılabilir. Mesela bir tanesi şu. Türkiye kendini biraz daha toparlarsa özellikle kriz olan ülkeler öngörmek lazım. Önce hareket edip diyelim ki Myanmar yönetimiyle Türkiye daha önceden çok daha sıcak bir ilişki kurabilmiş olsaydı belki bugün hatırı geçerdi. Hmm. Bu olaydan ders çıkartmak lazım. Müslümanların veya gariban insanların olduğu yerler, mesela Afrika ile böyle temaslar Türkiye kuruyor. Buralarla ön hareket edip ön almak lazım. Yani gidip iyi temas kurarsanız zor bir günde adam hatırı için sizi dikkate alır. Hmm. Sözünüz geçer. Dersiniz ki ya böyle değil şöyle olsun. Veya ben araya gireyim. Yani orada biri varsa ara buluculuk yapayım. Bundan sonra bizim özellikle bunu mutlaka yapmamız lazım gelir. Çünkü şu anda güç dengeleri bizim lehimize değil. Hmm. Yani Amerika, NATO, Rusya, Çin bunlar biz o güçte değiliz. Bir yerlere silah dağıtarak iş yapabilme imkanımız da yok. Ancak katliam artar. Zaten bunu istiyorlar. Son zamanda Batı ülkelerin istediği Müslüman hareketler silahlansın. Biz bunu bahane ederek halkları da yok edelim. Aynen. Bu büyük bir tuzaktır. Çeçenistan Müslümanları aslında ikinci olayda bunu göremedi. Dağıstan'daki bir olayı bahane ederek Dağıstan'a girdiler. 1900 deprem öncesinde 2001'deki 99 depreminden önce 98'deydi hocam. 99 depreminden sonra bunu bahane eden Rusya bütün Çeçen liderlerini yok etti. Ve bugün kala kala işte şu andaki işbirlikçi adama kaldı Çeçenistan. Biz şunu görmemiz lazım gelir. Güç aleyhimize bakın. Orada bütün ülkeler Rusya ile anlaştı. Zaten 1991 krizi 91 kararlarıdır bu. İslam düşman ilan edildikten sonra büyük güçler Müslümanlar aleyhine her konuda anlaşma yaptılar. Bugün bile hala her an korkmak lazım. Rusya ile Amerika yani anlaşıp aleyhimiz olur. Biz şimdi Rusya ile iyi olmamız lazım. Niye? Rusya'da asgari 20-30 milyon Müslüman var. Ben şöyle bakıyorum her zaman diyorum ki 100 yıl sonra Rusya'daki Müslümanlar Ruslara eşit olacaktır. Evet. Biz zaman zaman Türk siyaseti Avrupa'ya çok müdahale karışıyor. Fakat şu hesap edilmeli. Aşırı gerilimli bir olay Avrupa'daki Müslümanlara yarıyor mu yaramıyor mu? Eğer orada Avrupa milliyetçi hortlar ve oradaki Müslümanlar kovulacaksa bunun bize bir faydası olmaz. Dolayısıyla duygusal değil, akılcı, gerçekçi hareket etmemiz lazım gelir. Çünkü gücümüz olsaydı biz Suriye'de katliamı durdururduk. Libya'yı engellerdik, Irak'ı engellerdik. Yemen'deki felaketi durdururduk. Bu gücümüz yoksa gücümüzün olmadığı hava atmak da bize yakışmaz. Aşırı hava atarız. Bize inanır insanlar, heyecanları, kitleler değişik ülkelerde silaha sarılırlar ama gidip bir şey yapamazsınız. O bakımdan bizim yapacağımız, ülkenin yapacağı, yani şuurlu Müslümanlar da fikir olarak anlatması lazım gelir. O ülke insanların şöyle demesi lazım. Silahlı direnişle bu iş Çin'de olmaz. Rusya'da olmaz. Çin ülkesi sizi mahveder, yok eder. Ne yapacağımızda bir şey olmaz. Olsa Suriye yapardık. O bakımdan siz Çinli eşit vatandaş olun. Rusya'da kendi geleceğimizi koruyalım. Biz Avrupa'nın geleceğini oynamamız lazım. Biz inanıyorum ki 100 yıl sonra Avrupa'nın en büyük gücü Müslümanlığı olacaktır. Zaten Bernard Lewis Avrupa ülkelerine uyardı, dedi ki eğer müdahale etmeyip tedbir almazsanız 100 yılın yani şu 100 yılın sonunda Avrupa'da Müslümanlar eline geçer diyor. Kontrol ki Avrupa'da geçer. Müslümanlık hızla yayılıyor. Yayılıyor. Şimdi bunu biz yok eden, başına bela getiren bir üslup yerine onların işine yarayan bir dil de kullanmamız lazım. Mesela diyelim ki bu seçim dönemi Almanya'da bitti. Avrupa Birliği ile yeniden yumuşatılması lazım ilişkili. Avrupa Birliği'nin canı cehenneme, ne olup olmaması önemli değil. Ama biz Avrupa'daki milyonlarca Müslümana oynamalıyız. Evet. Onların başına bela getirecek bir siyaset yerine, Rusya'daki Müslümanları zora sokan siyaset yerine iyi ilişkilerle onları rahat ettirmemiz lazım. Onun için Myanmar benzeri ülkeler varsa başka, bugünden temas kurarak oradaki bir faciayı ön alarak engelleyebiliriz. Bunun etkili olacağına inanıyorum.
adamla kuracağın 3-5 dostluk, iyi bir yakınlık, şu bu, zor bir günde dersin ki ya hiç olmazsa bir dakika ya ben devreye gireyim dersin. Mesela Türkiye İHA'yı da devrede bulunarak Filipinler'deki Müslümanlar da Hristiyanlar arasında arabuluculuk yapmaya girdi. Büyük oranda başardı. Yani biraz arabulucu, yumuşak bir dil. İletişim kanalı yoksa iletişim kanalları kurmanın yolunu aramalıyız. O bizim Müslümanlar lehine olacaktır. Tamam. Evet. Şiddet ve terör çağrıştıran bir şeyi Batı zaten istiyor. İslam kötü, tekbir ve katliam. Allahu Ekber ve felaket. Bu yeni milyonlarca insanın nezdinde İslam'ın itibarını saçmak için kullanılıyor. Evet, şimdi buyurun. Tam bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi dünyadaki gücünüz sadece sahip olduğunuz silahlarla ölçülmez tabii ki. Evet. Dünyadaki esas bir başka güç de yumuşak güç, yani soft power diyorlar. Dünyadaki gücünüz kurduğunuz ilişkiler kadardır. Yani siz dünyada ne kadar çok ilişki geliştirmişseniz sizin gücünüz o oranda artar. Dolayısıyla bu bakımda yani herkesle sağlıklı bir iletişim geliştirmek gerçekten çok önemlidir. Şimdi gerçekten bu son yıllarda Avrupa'da yani Batı'da Müslümanların sayısı gittikçe artıyor. Yani güzel bir haber vereyim bu vesileyle. Ünlü Alman gazeteci Martin Jone Müslüman oldu. Öyle ve tabii ve Müslüman olduktan sonra da Batı dünyası ona Almanya'nın gazeteleri ona sansür uyguladılar. Uyguluyorlar, hala da uyguluyorlar. Böylece de hani siz Rabia işareti yapan gazeteciden evet, bahsediyorsunuz. Evet. Filistin meselesini evet. Çok savunan evet. Glad Azmon'la da iyi arkadaşlar. Glad benim de diyaloğum var. Dolayısıyla o işte, dünyadaki kurduğunuz ilişkiler çok önemli. Şimdi rahmetli Erbakan ile ilgili bir şey söylerken aklıma geldi. Onu paylaşmak istiyorum. Hani silah fabrikası kurdu şeyde Bosna Hersek'te. Hatırlarsanız o yıllarda Erbakan Hoca'yı çok sıkıştırdılar bu kayıp trilyon davası evet. Hocam hatırladınız mı? Evet. O dönemde çok sıkıştırdılar bu para nereye gitti? Şimdi o üzerine oluşan o şüpheyi gidermek için silah fabrikası kurdum dedi. Ertesi hafta bombaladılar orayı. Evet. Böyle bir tecrübe şey oldu. Şimdi hocam da dediği gibi bizim şeyimiz, çıkarımız çatışmada değil. Yani şu mevcut olan imkanlarımız bakımında bunları göz önünde alarak rasyonel olmak gerekiyor. Bizim çıkarımız hem kendi içimizde diyalogdadır hem de komşu olduğumuz, ilişkide olduğumuz devletlerle sağlıklı bir iletişim geliştirerek biz çıkarımızı koruyabiliriz. İkinci bir şey, Batı ile ilgili, şimdi Batı derken de şunu belirtmek isterim. Şimdi Batı'daki insanların hepsi düşünce erbapları, akademisyenleri, hepsi onların politikalarına yön veren insanlar gibi de değiller. Yani bunu da bilmemiz lazım. Esasında bizim bu bakımdan geliştireceğimiz dil bize karşı olan o insanların cephesini genişletecek değil, bilakis bizimle aynı şeyde düşünebilecek insanlarla cepheyi genişletmemiz gerekiyor. Dolayısıyla İslam zaten barış dinidir. Sadece bizim değil, sadece Müslüman milletlerin değil, aslında Batı'nın da çıkarı barıştadır. Evet. Yani Batı sadece Müslüman dünyaya zarar vermiyor, bir bakımda kendisine de zarar veriyor. Bunun farkında değil. Evet. Şimdi süremizin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi Şemsettin Hocam, son olarak neler söylemek istersiniz? Sonra da size evet, geçelim. Tamam. Mehmet Hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum. Birkaç cümleyle toparlamak istiyorum. Bu da şu. Bir defa toptan bir dille bir halkı, bir kesimi tümden suçlamak gerçekten Mehmet kardeşimin ifade ettiği gibi isabetli değil. Mesela zaman zaman Müslümanlar İsrailli veya Yahudilerle ilgili de bunu yapıyorlar. Toptan. Halbuki anti-Siyonist çok ciddi sayıda Yahudi var. İsrail devletine karşı, Siyonizme karşı. Kur'an-ı Kerim de şunu der. Size düşmanlık yapmayanlarla iyi ilişki kurmanıza mani yoktur. Biz düşman, kaliteli, şuurlu düşmanları
ayırt etmek, tarafsız insanları yanımıza almak veya düşman yapmamak için uğraşmalıyız. Hı. O bakımdan kullanacağımız dile hem içeride etnik, mezhebi anlamda hem dünya içinde özel bir şekil vermemiz lazım. Daha dikkatli, ayrıştırıcı, yani cepheyi büyüten değil, bölen. Adamları bir ekip halinde tümüne hakaret ederseniz herkes o tarafa geçer. Bakımdan, yani bu dilden Müslümanlar zarar görür mü? Mazlum insanlar zarar görür mü? Bunu düşünüp aslında... Bunu kesinlikle düşünüyorum. Çünkü yani biz... Kullanmamız lazım. Bugün güç dengesi lehimize olmadığına göre ayrıca yapacağımız her şey tecrübeyle sabittir ki son 15 sene aleyhimize işlemeye başladı. Ve içimiz kan ağladı. O bakımdan buna özel göstermemiz lazım. İçeride de farklı yorumdaki insanlarla ilişkilerimizi daha düzgün yapmamız lazım gelir. Netice olarak, evet, yani biz yıllarını şunu özellikle söyleyerek tamamlamak istiyorum. Geçmiş 40 yılda büyük emeklerle yetişmiş, emek verilmiş, yüz binlerce İslami şuura sahip insan var. Bunlar gece kamplarıyla, gündüz faaliyetlerle, sohbetlerle eğitip yetiştirildi. Bunların şu anda çok ciddi bir kesimi maalesef biraz lakayt, biraz vurdum duymaz, biraz sorumsuz davranmaktadırlar. Kendilerine verilen emeklerin bedelinin yarısını yeni nesillere vermekle yükümlüdürler. Evet. Hiç tatil zamanı değil, ağlayıp sızlama zamanında değil. Evet, ağlıyoruz ana kan için, içimiz yanıyor. Belki bizim bu konuşmalarımız şu anda onlara bir şey yapmayacak. Ama hiç olmazsa onların döktüğü kanlar ve ızdıraplarını ders alıp kendi görevlerimizi ikiye üçe katlayalım, işimizi adam gibi yapalım, bizim yapacağımız işi Rabbimize havale etmeyelim, o bizi bize havale etti, biz işi biz yapacağız. Ondan sonra Allah'tan yardım isteyeceğiz. İşi biz yapacağız, görevimizi biz yapacağız. Şimdi bütün, buyurun, bu İslam dünyasındaki bütün olumsuzluklara rağmen esasında çok olumlu şeyler de var, onu da belirtmemiz gerekiyor. Çünkü Batı dünyası sadece ekonomik kriz yaşamıyor, aynı zamanda bir düşünce krizi yaşıyor. İnsan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü gibi kavramlar onların diline doladıkları kavramlardı. Fakat yaşanan tecrübe gösterdi ki bu kavramların hiçbirisine sahip çıkmadı. Dolayısıyla bizim dünyaya söyleyecek çok sözümüz var. Ben müsaade ederseniz eğer İsrail'in sinsi planıyla ilgili bir parça... Hocam... Süremizin sonuna geldik. Evet. Açıkçası kapatmamız da lazım. Peki. Son söyleyeceklerinizi alayım, kapatalım. Söyleyeceğimiz bizim kendi içimizde, yani dışarıya ile güçlü mücadele edebilmek için toplumsal barışımızı güçlendirecek bir dil geliştirmemiz lazım. Bizim çıkarımız çatışmada değil, dayanışmadadır, barıştadır. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Konuklarımız, ben size takdim edeyim, öyle kapatalım. Ümran Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin Özdemir ile İslam dünyasının sorunlarını konuştuk, Arakan'ı konuştuk. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız. Düşünce Mektebi yazarı Mehmet Reyhan hocamızla da Almanya'da, işte Almanya ile Türkiye arasındaki krizi ve İslam dünyasındaki konulara da siz katkı sağladınız, sorunlara katkı sağladınız, çözüm yollarını gösterdiniz. Sağ olun, var olun, programımıza katkı sağladığınız için teşekkür ederiz. Bize fırsat verdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet değerli izleyenler, gündem özel programının sonuna geldik. Bizim programdan sonra Halis Özdemir'in sunumuyla Vizyon programı karşınızda olacak. Vizyon programının konuğu da Erbakan Vakfı Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan olacak. Program önemli, kaçırmayın deriz. Gündem özel programının da sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar diliyorum. Akit TV'de kalın, Allah'a emanet olun.